takıldığın detaylar neresi, yani ona göre puanlarını ver sen de. Sabah salona girdiğimde çok baskın bir koku hakimdi. O koku sonra %40 falan azalmıştı, öyle diyebilirim. %40-%50 azalmıştı. Ve şu an hala koku var. Köpek yaşadığı için çok zor, sıkıntılı bir durum. Aynen, hani kolay bir şey çıkacak dedim, şey değil. Hani evet, bana inşallah gerçekten hayvanlı bir ev çıkmaz dedim. Dün de çıkmadı. Gerçekten bana hayvan çıksaydı ben zorlanırdım. Çünkü alerjim var. Alerjiden dolayı mı? Alerjiden dolayı. Temizlik daha uzun sürer, evet, kıl tüyü diye mi? Kıl tüy, o da var ama bonesiz asla yapamam o zaten. O zaman puan verirken bunu göz önüne alacak mısın? Burası hayvanlı bir ev. Yani. Çünkü halılarda kıl tüyü vardı, koltuklarda vardı, evde ama, koku vardı. Tamam vardı ama mutfaktaki de halı temizlenmiş, atılmış. O, öyle bir şey de var yani. Yani atılmadı, ama temizlenip hani kaldırıldı diyor. Ama istemedim. Onu bir ilk şeyde söylemiştim herhalde hepimiz o konuda. Tamam öyle olsun. Banyoda direkt karşı pencere hiç el sürülmemişti. Evet, şu an pencere olduğunu düşündüm ben. Sen o kadar suyu nereye tuttun? Ya yani döndüyorlar. Zaten makine bozuldu gitti. Evet, ama makine yaşadık. Ne yapalım evet. Yani. Fiskiyeyi tuttu. Akıttı geçti. Akıttı gitti. Fiskiyeyi tuttun mu? Bir dakika, fiskiyeyi tuttun, akıttı bitti. Kurulamamış. Sırılsıklandı banyo. Klozet. Peki, klozet nasıldı? Bakın zaten klozet yeni. Dünkü benim klozetle arasında çok fark var Sevgi. Ama Sevgi klozeti ben deli gibi temizledim. Abla ama elimi yeni, soktum. Elimi yeni içine yüzeysel kirlerdi. Abla, tamam ama şimdi kirli. Ama bakın, ben orada çok uğraştım. Emek benimkisi harcadım. Benimkisi derinlemesine artık oturmuş bir kir. Seninkisi ama herkese yeni, çıkan yani en farklı yüzeysel ama bir kirdi. Sevgi Hanım, klozetteki o kir kesinlikle çıkardı. Ben ondan %100 eminim. Ya size çıkmış mıydı ya evet. Alaturka tuvalette? Evet. İzlerken göreceksiniz, izleyicilerimiz de görecek. Görecek, böyle altına altına bakacağım. Ben özür dileyeceğim, eğer öyle bir şey yoksa ben özür dileyeceğim. Altına altına bakacağım. Evet, aynen bakacaksınız. Ya siz pişman oldunuz da bir verdiğinizde. Hayır, hayır. Kesinlikle pişman değilim. Hayır, niye söyleyemeyeceğim? Söyleyemiyorsunuz. Yaşından başından utan. Aa, hakaret etmenize bana hakkınız yok. Lütfen. Bir saniye şimdi. Lütfen. Yaşla. Saygım sonsuz. Evet, i̇yi ben bir az insansın. Önce belirtmiştim. Teşekkür ederim. İyi bir insansın. Ama hakaret etme lütfen hakkına sahip değilsiniz. İyi bir insansın. Yaşına hürmetim var. Yarışmayla ama yaşın ne alakası var? Ben yaşlıyım diye bu işi yapamaz mı sandınız beni? Yapamadın ki zaten. Yapamadım. Niye puan verdiniz? Sıfır vereydiniz, bir ben vereydiniz. Ben insaflıyım, insanım. İki burayı, verdim. Burayı İki insafla alakası İki yok. İki verdim, insafım. Sen insafsızsın, yapılan bir Harise verdin. Harise abla, şimdi yani bir değildi, iki olsan için rahat edecek evet, mi? Evet, edecekti. Gerçekten edecek. O bir puan sana bu kadar önem oturdu veriyor. Ben mi yaşımdan başımdan utanacak ne yaptım? Bir dündü, dün dündür, bugün bugündür. Tamam, sen tamam, bugün bana niye hakaret ediyorsun? Ben de senin gibi cici bir bana neden bugün hakaret ediyorsun? Ama bak şimdi sen haklıyken haksız yere düşme. Evet, Halis Hanım. Bak senin temizliğini o beğenmedi, o kadar çabana bir verdi. Sen ona dedin ki ben cidden çok alındım bir vermeni. Ama şimdi gerçekten gece uyuyamadım. Siz uyuyamadınız diye sabaha kadar kurup da bugün bana hakaret etmek için mi geldiniz buraya? Hayır, estağfurullah. Yaptınız ama. Tamam, ağzımdan kaçtı diyelim.